Hoş geldin Melahat abla, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Şöyle güzel bir telefonla başlayalım. Sen eve gittiğinde Fatma'nın babası ve kardeşi ona seslendiğinde senin hayatın, senin bu hayattaki o dik duruşun, hani diyorsun ya ben eğitimsizim, ben konuşmayı, kendimi ifade etmeyi bilmem. Evet. İşte benim okuma yazmam yok, evet. Benim elimden bu gelir. Ben böyle bir insanım diyorsun ama dimdik de evladının arkasında duruyorsun ya. Evet. Herkese şapka, evet, çıkartıyorsun. Evet. Bundan dolayı gerçekten herkes seni böyle alıp kalbine sokmak istiyor. Ve senin bu hayatta hep çok üzüldüğünü ve çok yıprandığını düşünüyorlar ve sana destek olmak istiyorlar. Şimdi bir telefonumuz var, sana destek olmak isteyen. Telefonda sıkıntı var, o telefonu halletsinler. Anne dişli bir kadın. Evet. Ha? Evet. Şimdi bu arada Ahmet'i niye çıkarttım? Bugün artık veda günü. Ne veda günü? Ha? Ne veda? Ah de vefa günü. Bugün veda günü. Kimle? Hı? Kimle? Annenle senin veda günün. Annem buraya gelip oturabilir mi? Oturabilir, sıkıntı değil. Ben de gidebilirim. Buraya gel, anneni tut elinden, sen getir. Oldu canım ya. Gelin böyle isterseniz. Gel Melahat teyze. Ahmet'in özellikle olmasını istemedim. Anne kız baş başa kalsınlar. Çünkü Melahat teyzenin... Sen neden korktun Fatma? Kimle ayrılacağını düşündün? Ha? Ahmet'le mi vedalaşacaksın? Yok ya. Ha? Zaten bu saatten sonra ben Ahmet'i bırakıyorum dese derim ki kurban olayım, bırakma. Gör, yaşa hayatı, deneyimle, aklın başına gelsin. Böyle bir duvara tosla, böyle bir git git, son sürat git, o son süratle bir çarp. Ama insan evladı olunca kıyamıyor. Telefon attığında seyircimiz var. Melahat ablacığım, seninle konuşmak istiyorlar. Alo. Alo. İsimsiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Melahat Hanım'a destek olmak istiyorum demişsiniz. Evet. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu an çok mutlu oldum. Böyle bir tabloyu görmekten gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben 24 yaşında bir gençim. Yani duygulandım biraz. Duygularıma da hakim olamıyorum şu anda. Nitekim ben de bir yıl boyunca her ay erzak yardımı, aileten de maaşımın belli bir bölümünü vereceğimi size iletiyorum. Melahat abla, ellerinden öpüyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Ne kadar, ay, güzel, ne kadar iyi kalpli bir insansın. Ve Esra Hanım, siz ve ekibinize de, ay, çok sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun. Esra Hanım, sizin de ellerinizden öpüyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Çok duygulandım efendim. Ay, sen de beni çok duygulandırdın, evet, ama. İsminiz gerçekten mi? Duygulandım. Ben ilk defa uzun bir aradan sonra böyle hissettim kendimi. Yani çok teşekkür ederim. Melahat ablanın... Ben de size teşekkür ederim. Allah hırcı kabul etsin. Ha. Çok çok teşekkür ederim. Allah pekadan sizden yazı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok ama ben bu yere yardım için gelmedim. Kızımı kurtarmak için geldim. Ama o da beni bırakıyor. Melahat'ın canı sağ olsun. Melahat Bey, iyi ki varsın. İyi ki senin gibi anneler var. İyi ki Esra Hanım var. Sağ olasın. Nitekim ne mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum. Yani bu iyilikleri, iyiliklerinizin karşılığını Allah size de versin. Daha çok insanın yaşamına ve hayatına dokunun. Sevgiler. Bir telefonumuz daha var. Başka bir telefonumuz var. Alo. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben ismimi vermek istemiyorum da. Melahat ablaya küçük bir destek olmak istiyorum. Ben de 22 yaşındayım, öğrenciyim. Ay. Yani elimden ne geliyorsa bir şeyler yollamak istiyorum. Şu an müsaadeyim, çok müsait değilim. Melahat ablanın ellerinden öpüyorum. Size de selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi. Çok, hep izliyoruz zaten sizi. Peki Melahat ablanın yani nesi kalbinize dokundu? Şimdi birine bir destek ya, olmak istediniz. Bir şey görürsünüz onda. Şöyle bir şey, ben de yurtta büyüdüm. Ben anne sevgisi görmedim. O içtenliği, anne şeyi bilmiyorum, çok... İçime dokundu yani. Her gün ağlıyorum zaten izlerken. Peçete anabilirim. Tabii.
Keşke diyorsun benim de bir annem olsaydı, beni gittiğim yoldan döndürseydi. Bana sahip çıkan biri olsaydı. Aynen doğru. Ne acı değil mi? Sen bunu dilerken Fatma onun peşinde olan, ona sahip çıkmaya çalışan annesini elinin tersiyle itiyor. Ya keşke benim annem olsaydı var ya, yani 7/24 çalışıp ayaklarının altını öperdim ya. Fatma'ya bir mesajın var mı? Dışarıdayım çok, yani duygulanıyorum, konuşamıyorum da çok. Fatma'ya yani diyorum ki annesinin kıymetini bilsin. Çok teşekkür ederim. Bir melektir. İnşallah annesinin kıymetini en yakın zamanda anlar ve yani geri döner. Fatma? Kafam karmakarışık. Ama aşık olmasın kızım. Kafanın karışmasını çok severim. Düşünmeye başlamışsınızdır. Güzel bir adımdır. Bu arada seyircimize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi güzel kalbinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Bir seyircimiz daha var telefon hattında. Ya gerçekten Melahat ablayla ilgili o kadar çok telefon geldi ki. Kimini bağlıyoruz, hatta kimi bağış yapanlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum, kaç yaşındasınız? Ben ismimi vermek istemiyorum ama tamam. Melahat ablaya her ay maddi yardımda bulunmak istiyorum. Vallahi sana yazıklar olsun. Sen beni bu hallere düşettin ya. Yazıklar olsun. Ya Melahat ablanın artık hani üzülmesini istemiyoruz. Benim annem de beni hani tansiyon hastası kendisi zorluklarla büyüttü. Hani Fatma'nın artık annesinin kıymetini bilmesini istiyoruz ve bir daha hiç üzülmemesini istiyorum Melahat ablanın. Herkes diyor ki Melahat abla, Fatma senin kıymetini bilmiyorsa biz senin kıymetini biliyoruz. Sağ sen olsun, kendini teşekkür. Değerli hisset. Zaten bu vatan bacılar, kapı komşularımın oğlu olsun, kızları olsun, benim kızım, benim yavrum. Hepsine canım döndüğüm severim. Hiç kimseye hain göze bakmadım. Ama bu Fatma'yı kimseye muhtaç etmedim. Etmedi Fatma. Ne dedin yaptım. Ne dedin ettim. Ama olsun kızım, canı sağ olsun. Bunu diyeyim sana, canı sağ olsun. İnşallah seni şey etmez. İnşallah yavrum. Gülşen'e karnın da temiz gelmesin ki be. Bunu haberin olsun. İbrahim temiz gelmesin öldü. Bu arada çok teşekkür ediyorum yayına bağlanan seyircimiz. Melahat ablaya destek olmak istiyor. Biz bu destekleri önce buraya katılan konuğumuzun onayı olduğu zaman alıyoruz. Ama Fatma'nın bugün gerçekten kafasının karıştığını görüyorum. Kafanı karıştıran ne? Yani neyi düşünmeye başladın? Hı? Senin yolun belliydi, kararın netti. Ne oldu da kafan karıştı? Kafası zaten Ahmet ayrılınca şey oluyor, daha rahat düşünüyor aslında. Evet. Yanındayken düşünemiyor. Evet. Üzülür, kafam karışıktı. Bir de bir şey söyleyeyim. Nedir mesela kafanı karıştı? Akşam oluyor, anneme gideceğim diye. Sabah oluyor, sizin yanınıza geliyor. Olmuyor, değişiyor. Ama neden bilmiyorum. Baskın mı var? Ne var? Dur, Melahat ablacığım. Niye kafan karıştı Melahat'cığım? Kafam çok doluydu. Neyi düşünüyorsun her yani? Her şeyi anlatamıyorum. Şey edemiyorum. İçimde kalsın diyeyim.